Selamun aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Arkadaşlarım, bayramınız mübarek olsun. Bugün son bayram. Bugün son bayram. Bayramın üçüncü günü. Canlar bahar kek yapmış. Mısır patlatmış. İşte pasta masta koymuş. Bir de çay koymuş. Ben öteki tarafta odalarımı iyileştirip süpürüyordum arkadaşlar. Bahar bana sürpriz yapmış. Evet, anne çay yaptım. Koydum, kek yaptım, mısır patlattım, gel yiyelim dedi. Ben de vallahi hazır buldum. Oturuverdim, şimdi çayla içecek arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Bugün anneyle kız çay içtiğinde şöyle bir kek yapmış Bahar'ımın etti. Kekine bakın arkadaşlarım. Ellerine kollarına sağlık kızımın. Şöyle ben keseyim kekimi bir. Evet. Çayımız da çoktu. Çayımız da çokmuş. Merhaba canlarım. Bugün böyle bir değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Yine evdeyiz, yağmur yağıyor, dışarı çıkmadık. Arkadaşlarım, yağmur yağıyor. Çay içtiğinde biz de evde hazırladık. Yağmur da bayağı bir yağıyor yani. Çok hızlı yağıyor, yeni başladı. Aynen. Bir de şey, yağmurlu bugün. Bir yağmış. De arkadaşlarım yazmış bana, bir iki arkadaşım. Kendi gibi tanıt diye yazmış arkadaşlarım, ben size kendimi de tanıtayım çayımı içerken. He, biz bir yandan da kendimizi tanıtalım diye böyle çay sohbetleştiğinde. Kekimi şey diyeyim, keseyim tabağıma da koyayım. Kekim de nasıl yapalım? Güzel olmuş, ellerine sağlık Bahar'ım. Yoruldum bugün. Heh, bir tabağımızı bakayım. Tabak. Tabağımızı da. Sirtaklayın be arkadaşlar. İyi olmuş mu tadı? Çok güzel olmuş vallahi. Ellerime sağlık. Ben ölçümsüz yaparım arkadaşlar. Göz kararı yaparım ben. Ay, oturamadım. Çok güzel pişmiş arkadaşlarım. Altı da, üstü de. Bahar'ım keki tutturur. Bahar'ımın her işi güzel olur. Yeter mi? Dokuz kuş diye koyayım anam. Ben severim keki. Acıktı. Bir de acıktım. Yani İşleri aynı bitirdik yemedim. Valla. Yemek de yemedik arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım bunu. Atıştırmalık. Yemeğimiz var. Yaptım da yemedim. Canım istemiyor yemeğe. Çay anne bir şeyler içeceğim. Çayımız da. Arkadaşlar böyle oturduyduk. Bahar diyor ki anne diyor. İllikte otururduk ya diyor. Aklıma illik geldi o geldi vallahi. Diyor. Gece yarısı böyle otururduk yani. Eyvallah. Sizin oralarda havalar nasıl canlar? Oo, çayımız da süper olmuş Bahar'ım. Valla burada yağmurlu havalar. Ellerine sağlık kızım. Bir baktım evde kup şeker varmış. Kup şekerinden de kek olmaz. Koştum. Hemencecik alıverdim şekeri. Annemi can da istemiş. Annemi kırmayın ben dedim. Akşam dediydim arkadaşlarım, Bahar dedim. Sade bir kek yaptım. Canım bir kek istiyor, canım bir kek istiyor dedim. Bunu da aklında kalmış herhalde. Ben de evleri öbür odalarımı iyileştirip süpürüyordum. Anne dedi, evde dedi toz şeker kalmamış dedi. Ben hiç aklımda yok kek yapacağım. Ondan sonra al kızım al gel dedim. Gitmiş almış gelmiş. Ben oralara şey derken iyileştirip süpürürken baktım. Bir koku geldi. Bahar ne oluyor dedim. Şey o şekerli vanilya. He Bahar ne oluyor dedim. Anne kek yaptım sana. Anam kızım ellerine kollarına sağlık dedim. Çekeceğim de aniden aceleye dek geldi. Vakit geçtiydi. Hızlıca annez yapabildim. Şimdi arkadaşlarım ben kendimi tanıtayım. Arkadaşlarım yazmış yorumda. Yengem kendin gibi tanıt. Neredesin, nerelerdesin, işte ne iş yapıyorsunuz? Eşin ne iş yapıyor? Çocukların var mı diye sormuşlar. Ben kendimi tanıtayım canlarım. Ben Aksaray Demirci'de yaşıyorum. Arkadaşlarım. Sana mı bileyim? Yok kız koyuyor. Aksaray Demirci'de yaşıyorum arkadaşlarım ben. Benim 3 tane çocuğum var. 2 kızım var. Bir de oğlum var. Kızımın birine gelin ettim. Birisi de Bahar. Bir de erkek kardeşim. Oğlum da 16'yı bitirdi. Yine 17 yaşına girdi canlarım. Eşim de hasta arkadaşlarım. Ben
saklamayım. Akciğer kanseri. Açığını diyeyim ben. Eşim 5-6 senedir tedavi görüyor. Ankara Gazi Hastanesi'nde arkadaşlarım. Ben de kalp hastasıyım. Bir de arkadaşımın biri demiş ki, nasıl geçiniyorsunuz ya demiş. Valla şimdiye kadar babam çobanıydı, çobancılık yaptı. Şimdiye kadar eşim çobancılık yaptı. İşte köyümüzün çobanıydı diyeyim ben size. Bulursa işe giderdi, bulmazsa gitmezdi. Ha, aynen çobancılığına öyle. Geçinirdik. Aynen öyle arkadaşlarım. Şimdi de işte hastaladı. Şimdi de evde iş bulursa gidiyor. Ama yine de hasta yani gidiyor. İşte bizi kimseye muhtaç etmiyor arkadaşlarım. Öyle diyeyim ben size. Benim hayatım böyle. Bizim koyunumuz yok. Yani malımız mülkümüz yok. Tarlamız yok. Bizim bu evimizde kaynatamın evi. Yani kaynatamın evinde kalıyorum arkadaşlarım ben. Ev yaptırıp çıkamadık. İlk sıralar işte eşim astım bronşiti arkadaşlarım ben size böyle anlatayım. Astım bronşiti vardı. Zaten pek bir yani baştan belli bu çalışamadı arkadaşlarım. Aşırı çalışamadı benim eşim. Astım bronşit vardı. Ondan sonra bronşit kovaya döndü. Kova hastası oldu. Ondan sonra şimdi de akciğer kanseri ne yakalandı. İşte Ankara'ya gidip geliyor. 7 senedir tedavi görüyor arkadaşlarım. Benim hayatım böyle. Yani ben size açıklayayım dedim. Soruyorlar arkadaşlarımın bazıları. Arkadaşlarım böyle işte. Buradan da çıkamadık biz. Kaynatamın evi. Burayı yaptıralı daha 2 sene oldu. Ya 2 sene oldu da şöyle. O da zaten kaynatamın kendi odası. Bizim değil bu yani. Mutfağda işte. O zamanlar koyunumuz vardı arkadaşlarım bizim. 20 tane koyunum vardı benim. Onu da 2-3 tane koyunumu sattım ben. Böyle bir mutfak çevirdim arkadaşlarım. Benim mutfağım çok küçüydü. Öbür videomda da görünüyor. Belki de izlemişsinizdir. Yani sığıyamıyorduk. İkimiz girdik mi baharla birbirimize çarpıyorduk arkadaşlarım. Çok küçüydü valla. Çok küçüydü. Ondan sonra eşime dedim ki burada hayat dedik arkadaşlarım biz bahçe. Toprak neyi yok daha. Öyle düz hayat. Şuraya dedim bir mutfak çevirelim dedim. Şey derim belki de güzel olur lan dedim. Lan deriverim arkadaşlarım ben. İsmini söyleyemiyorum. Ondan sonra o da olur dedi. Sınayalım bir dedi. Yaptık. Büyük canlı bir mutfak. Benim gelin giden kızımın kaynatası da arkadaşlarım böyle işten anlıyor. Yani yapıyor, binayı yapıyor. Ondan sonra ceyranlarını alıyor. Ceyran işinden anlar. Binayı yapıyor, çatıyı yapıyor arkadaşlarım. Neyse çağırdı hısımı. Hısım dedim, şura mutfak yapmayı düşünüyor. Olur mu dedim. Vallahi sen istiyorsan yaparız dedi. Allah razı olsun hızımımdan. Ondan sonra eşimin ikisi işte kuru kaymasını kaydılar, yaptılar. Ondan sonra iki tane de koyunumu sattım arkadaşlarım. Böyle bir mutfak dolabı yaptırdım. İşte fayansını, eş dost, Allah razı olsun yardımı oldu. Allah'ım dünya durdukça dursunlar. Kurban olduğum Yaradan'ım birileri bin olsun. Arkadaşlarım benim hayatım böyle. Ben size, anne kaç yaşındasın sen? Ben size, ben 43 yaşındayım arkadaşlar. Annem 43 yaşında, ben 22 yaşındayım. 43 yaşındayım, 14 yaşımı bitirdim, 15 yaşına girince benim düğünüm oldu. 15 yaşındayken benim düğünüm oldu arkadaşlarım. Bura geldim, işte kaynanam hastaydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kaynatam çok yaşlıydı. Kaynanam hastaydı. Arkadaşlar kanal annemin. Ben anneme destek için buradayım. Kanal benim arkadaşlarım. Kızım da bana işte destek çıkıyor. Daha yeniyim. Aynen. Alışacağım inşallah. Sizlerin sayesinde. Sizlerin inşallah. Sayesinde. Bize de abone olun. Beğeni yapın. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yorumlarınızı bekleriz. Arkadaşlarım benim kaynanam feşliydi.
Ondan sonra hiç kimse yoktu başka evimizde. Bir kaynatam vardı, bir de kaynanam vardı. Ben de 15 yaşında daha çocuğum. Neyse. Bana hiç şu şöyle olacak diyen olmadı. Bu böyle olacak diyen olmadı. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen olmadı arkadaşlarım. Beni annem küçük yaşta her işe belletti. Her işimi belletti. Ondan sonra ben buraya geldiğimde her işimi biliyordum. Böyle arkadaşlar. Buyurun gelin, çay içelim, kek yiyelim, pasta yiyelim. Arkadaşlarım, buyurun gelin yiyelim, içelim. Arkadaşlar ben misafiri çok severim. Benim evimden de misafirim hiç eksik olmaz. Misafirim nasibiyle gelir, diller burada. Aynen de öyle oluyor. Yemeden içmeden bir şey olmaz. Yani arkadaşlar biz doğma büyüme demirci kasabası. Aynen arkadaşlarım, ben doğma büyüme demirci kasabası. Şimdiye kadar çobancılığına geçindik. Şimdi de babam hasta zaten. Şimdi, iş bulursa gidiyor, bulmazsa gitmiyor. Aynen öyle. Yani ben size kendimi tanıttım dedim. Arkadaşlarım sormuş. Ben de kızım dedim, bir çay yap. Şöyle kendimizi de bir tanıtalım arkadaşlarıma, merak eden arkadaşlarıma dedim. Ben de okumuyorum, çalışmıyorum. Ha, evde annemlenim. Böyle bir video çekelim dedim canlarım size. Önce Allah'ımın izniyle, sonra sizlerin izniyle de inşallah YouTube'umu da başarırım arkadaşlar. Allah'ım büyüktür. İnşallah siz de bize yardım edersiniz. Abone olursunuz. Beğeni ve yorum yaparsınız. Yani bizde durum böyle canlar. Bizde durum böyle. Bahar liseye çıktı. Kızım oku dedim. Babası da çabaladı. Anne ben okumayacağım dedi. Okumayacağım deyince de bir şey yapamadım çocuğuma yani. İlle de okuyacağım, ille de okuyacağım diye şey demem. Zorundan sallamam arkadaşlarım ben. Çalışmıyorum da okumuyorum da. Çalışmıyor da burada da bu köyde de iş imkanı yok arkadaşlarım. Yani şöyle fabrika mafrika gibi bir şeyler yok burada. Yani girse çalışsa diyeceğim ama öyle bir şey yok. Yani anlayacağınız nasıl geçiniyorsunuz, yani geçiminizi neyden sağlıyorsunuz demiş arkadaşımızın biri de. Şöyle benim 50 türlü geçim var arkadaşlarım, şöyle diyeyim size ben. Bir bol boldan harcamak var, bir de eline geçtiğinde tasarrufla harcamak var canlarım. Ben de tasarrufla harcamayı seçtim, seçiyorum. Yani öyle. Yani arkadaşlarım. Şöyle bol boldan yani elime para geçti. Ben şuna vereyim, ben buna vereyim, ben şunu alıvereyim, ben şunu yapıvereyim. Öyle şey yok bende canlarım. Gerekli yıllarda şey derim, harcamamı yaparım arkadaşlarım ben. Mesela bir tüpüm bittiğinde, bir yağım bittiğinde, bir çayım bittiğinde, bir şekerim bittiğinde, yani ayağımı yorganıma göre uzatıyorum diyeyim arkadaşlarım ben size. Öyle inşallah eşim de düzelir diyeceğim ama işte hastaneye gittiğinde, Ankara'ya hastaneye gittiğinde doktoru bir gittiğinde ilerliyor diyor. Bir gittiğinde ilaçlar durutmuş diyor. Yine de tekrar bir gittiğinde ilerlemiş diyor. İlerlemiş dedi mi üzülüyor arkadaşlarım. İyileşiyor, iyileşme var dedi mi seviniyor. Yani bizim evimiz böyle arkadaşlarım. Yani hem üzüntü hem acıyı aynı anda yaşayıp canlarım. Yani kendimi de unutuyorum. Yine de kolgesi yeter arkadaşlarım, yani hasta olsa da başımızda olması yeterli. Allah'ıma çok şükür. İnşallah Allah'ım yüzümüze bakar. İnşallah iyileştirir Allah'ım. Ne diyeyim arkadaşlarım. Öyle. Böyle arkadaşlar. Böyle bir video çekelim dedim arkadaşlar. Bahar'a. Bahar hazırlamış dedim. Ha, Bahar dedim şeyi getirdi arkadaşlarımıza dedim. Çekelim kızım. Bizi merak eden arkadaşlarımız var, canlarımız var dedim.
Arkadaşlar dün ben de şofben çaptım. İnşallah kendimi de iyi anlatabilmişsimdir. Sorularınız varsa? Sorularınız varsa arkadaşlarım yorumlara yazabilirsiniz. Yorumdan dönerim ben size. Merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz bir sorunuz olursa biz cevaplarız. Aynen onlar. Canlar. Bizde durum böyle. Bizim hayatımız böyle arkadaşlar. Benim hayatım böyle arkadaşlarım. Evde günümüzü geçiriyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlarım? Allah'ım hepinize can sağlığı versin. Önce can sağlığı canlarım. Önce can sağlığı. Bizim şofben bozulmuş. Bozulmuş mu? Dün beni çaktı. Niye ki? Su alıyormuş arkadaşlar. Takım tadına baktın mı? Hı hı. Bahar şofbenden su alıyormuşmuş herhalde. Lazım olmuş. Ondan sonra elini çapmış herhalde Ceyran. Onu da değiştirmemiz lazım da. Bir şey de yapamadım. Şofbeni bir koteledim. Değiştirmek lazım. Ona elini diyeme gayrı. Çok korktum. Şok oldum. Böyle kaldım. Elini diyeme kızım ona gayrı. Elim de kurudu. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Bahar'ım da süper kek yapar. Buyurun gelin çayla içelim. Bahar yine bir kek yapsın biz sizlere. Bugün sahilde yaptım. Gelin vallahi içelim. Sizlere vallahi havuçlu da yapar, portakallı da yapar. Her limonlu türlü keki yapar kızım benim. Elinden, elinden her şeyi gelir, her işi gelir arkadaşlarım benim çocuklarımın. Annem beni küçük yaşta eğitti. Ben de bunları küçük yaşta eğittim canlarım. Arkadaşlarım, beğenilerinizi unutmayın, yorumlarınızı unutmayın, aboneliklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun hepinizden, bacılarım, kardeşlerim. Tekrar tekrar bayramlarınız mübarek olsun. Allah'ım hepinize can sağlığı versin. Mutlu hayatlar dilerim sizlere. Bayramınız nasıl geçti canlar? Neler yaptınız? Arkadaşlar vallahi bu bayramda biz yine bir yere çıkamadık. Bir anneme gidebildim. Bir de hava yağmurluydu zaten. Arabam hem yağmurluydu. Yok. Arabam yok. Ondan sonra gideceğim iller uzak. Bir de burası da büyük bir ev. Geleni gideni oldu. Yani hiç evimiz boş kalmadı canlarım. Sevenlerimizden Allah razı olsun. Çıktılar çıktılar geldiler. Bayramlaştık, yedik, içtik arkadaşlarım. Bir anama gidebildim, anneme. Onu da telefonu. Evli kızımın işte arabası var, eşinin. Telefon açtı. Anne, size geliyorum. Anneanneme gidelim, seni de alalım dedi. Onların arabasıyla gittik. Damat götürdü. Orada da çekim de yapamadık arkadaşlar. Telefona bir şey olmuş. PIN kodu istedi. Arkadaşlarım ben bu çekimi çekiyorum size de. Telefonumun hiç şeyi yok. Yani bozuluyor. Gir kendi kendine geliyor. Telefonda almamıza yani şimdilik imkanımız yok. Aynen bahalı her şey. He. İşte idare etmeye çalışıyorum canlarım. Bazen atamıyorum. Kusura bakma. Sizlerden özür diliyorum video. İşte o anda bozuk oluyor. Yani gelmiyor telefon kendine. Geldiği anda da çekiveriyor. Atıyor. Kusura bakma arkadaşlarım. Buradan hepinize benim hayatım böyle arkadaşlarım. Benim hayatım böyle. İşte ben de belki bir katkı olur evime diye. Ben de bir bu YouTube'u açtım. Bizim lüks bir hayatımız benim, yok arkadaşlar. Benim evli kızım anne dedi. 5-10 kuruş gelir. Sen de evine bir ihtiyaç alın. Annem başarın dedi. Annem yapan dedi. İnşallah yaparım. Arkadaşlarım sizler de beni şey dersiniz. Desteklersiniz. İnşallah olur. Arkadaşlarım, bugünkü videomun da sonuna geldim canlarım. Sormak istediğiniz sorular olursa. Bana sormak istediğiniz sorularınız olursa canlar, yorumlara yazın. Ben size dönerim. Hepinize Allah'ıma emanet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize, sevdiklerinizle. Nice mutlu bayramları yaşan, görün canlar. Abone olmayı unutmayın. Aboneliğinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.
Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Nuriye'nin köy hayatı. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Hoşçakalın. Bay bay, hoşçakalın arkadaşlarım. Seviliyorsunuz. Ailemiz oldunuz. Alıştım arkadaşlarım size. Allah'ıma emanet olun. Bay bay.